Bu eylemsellik sürecinin öncelüğünü kuşkusuz içeride olan tutsak, devrimci tutsakların aileleri öncelüğünde gelişti. Daha öncesi işte açlık grevleriyle başlatılan birinci eylemsellik süreci bir süreden sonra belli bir amacını evirerek ikinci bir sürece evrildi. Bu da mahkemelere ve mahkeme görüş ve telefona çıkmama şeklinde aşağı yukarıdır bir aydan fazladır. Hemen hemen Türkiye ve Kürdistan'daki bütün cezaevlerinde böylesi bir eylemsellik başlatılmış durumda. Dışarıda da dediğimiz gibi annelerimizin, özellikle tutsak ailelerimizin, annelerimizin öncülüğünde Adalet Nöbeti adı altında işte her pazartesi başta işte Ahmet olmak üzere Kürdistan ve Türkiye cezaevlerinin önünde özellikle adalete ses, yani biraz da özgürlüğe ses ver sloganıyla her pazartesi anneler, aileler, bütün demokratik kitle örgütleri öncülüğünde her pazartesi böylesi bir eylemsellik gelişmektedir. Yine çarşamba günleri özellikle tecrit şahsında cezaevlerinde yaşanan bütün antidemokratik uygulamalar, hak ihlalleri karşısında özellikle bu sorunları Adalet Bakanlığı'na iletilmek ya iletişim sağlamak adına her çarşamba günü her çarşamba bir TOAİDER öncülüğündeki bir ilimiz adalet nöbetinde olan annelerimizi öncülüğünde Ankara'da böylesi bir eylemsellik gerçekleştirilmektedir. Dediğimiz gibi yani tecrit biraz toplumsal boyutuyla ele almak lazım. Yani artık tecrit cezaevlerini aşarak bütünüyle artık toplumsallaşmıştır. Bu tecritin giderek toplumsallaşması bir anlamda aslında mevcut AKP-MHP iktidarının tekçi sisteminin aslında biraz da politikalarını yansıtmaktadır. Yani sadece bu sorunu Kürt demokratik güçleri şahsında ele almak da doğru değil. Aslında bugün Türkiye'deki yaşanan ekonomik sorunlardır, mevcut enflasyon durumudur. Tüm bu sorunların aslında temelinde dediğimiz gibi bu yaşanan antidemokratik uygulamalar ve devletçi politikalardır. Buna ilişkin de bütün toplum dinamiklerinin özellikle bu sorunlar noktasında ciddi demokratik tepkilerini en meşru şekilde alanlarda bunu dilendirebilmeleri bu sorunu ortak bir şekilde sistem karşısında bu tecridi örgütlü bir şekilde kırabilmeliyiz. Bunu da dediğimiz gibi biz bu süreçte bu eylemselliklerimiz sürecek. İlk başlarda biraz yani o örgütlülük katılım yani istediğimiz düzeyde değildi ama bu son iki hafta ciddi anlamda gerçekleşen bütün demokratik meşru eylem etkinliklerde ciddi bir halkın katılımı var. Bu anlamıyla ciddi bir tepki de var. Bu tepkiler giderek bütün toplumun dinamiklerini kapsayacak. Dediğimiz gibi yani mevcut sistemin toplum üzerindeki bütün antidemokratik bu yaşanan uygulamalarına karşı en sonuç alıcı yol yöntem dediğimiz gibi toplumsal olarak böylesi kolektif bir refleksi gösterebilmektir. Bu da dediğimiz gibi böylesi demokratik meşru eylemselliklerle anlam kazanıyor. Bu eylemselliklerimiz yani sonuç alınıncaya kadar yani mevcut tecrit başta İmralı olmak üzere bütün cezaevlerinde yaşanan bu tecrit ve izolasyonun sonuçlanıncaya kadar Türkiye'nin ve Kürdistan'ın birçok kentlerinde en demokratik meşru bir şekilde bu eylem etkinliklerimiz sürecek.